GRT Haber Merkezi'nden iyi akşamlar sevgili izleyenler. Ben Bermay Baran. Günün sıcak gelişmeleriyle karşınızdayız. Gaziantep'in Karkamış ilçesine akşam saatlerinde Suriye'den atılan iki havan topu düştü. Bir çay bahçesiyle boş bir araziye düşen havan topları büyük bir gürültüyle patlarken ölen ya da yaralanın olmadığı olay sonrası ilçede büyük bir korku ve panik yaşandı. Telefonla konuşup çekebilirsiniz. Suriye'den atılan iki havan topu Gaziantep'in Karkamış ilçesine düştü. İddiaya göre akşam saat 22 sıralarında Suriye tarafından atılan iki havan topu Karkamış ilçe merkezindeki bir çay bahçesiyle boş bir araziye isabet etti. İlçe merkezine düşen havan topları büyük bir gürültüyle patlarken ölen ya da yaralananın olmadığı olay sonrası ilçede büyük korku ve panik yaşandı. Yaşanan olay sonrası polis ekiplerince patlamanın yaşandığı bölgelerde geniş güvenlik önlemi alınırken geniş çaplı inceleme başlatıldı. Flaşta gözüküyor. Sevgili izleyenler, Türkiye İstatistik Kurumu 2021 yılı Türkiye Yaşam Memnuniyeti Araştırması'nı yayımladı. Araştırmaya göre her 10 kişiden 6'sı geleceğinden umutlu. Peki Gaziantep'te yaşayan gençler umutlu mu? Cevabı haberde. Gelecekten umutlu musun? Hayır, değiliz. Değilim. Hayır. Neden? Vallahi ülkenin halini görüyorum işte. Okulu bitireceğiz, ne olacağımızı düşünüyoruz. Direkt iş bulabilecek misin, hayır bulamayacağız mesela. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre geleceklerinden umutlu olduğunu söyleyen bireylerin oranı %60,7. Geleceğimizden umutluyuz, yazdığımız bölümden de memnunuz. Yani planlı programlı bir şekilde ilerlediğimiz sürece hiçbir sıkıntı çekeceğimizi düşünmüyorum. Gelecekten umutluyum. Şu anda başkanımız da çalışıyor. Biz de iyi bir bölüm seçtik. Arkadaşımla aynı uluslararası ticaret bölümü seçtik. İleride de bu bölümde hedeflediğimiz şeyleri yapmayı düşünüyoruz yani. Yine TÜİK'in verilerine göre mutlu olduklarını söyleyen ve 18 yaş ve üzerindeki bireylerin oranı 2021 yılında %49,3. Türkiye yaklaşık 13 milyon genç nüfusa sahip. Peki geleceğin doktorları, mühendisleri, öğretmenleri geleceklerinden umutlu ve mutlu mu? Neden mutlu değilsiniz? Bu durumdayken iş bulabileceğimi sanmıyorum. Okuduğum bölümde de hani adaletteyim, geçiş yapmayı düşünüyorum hukuka. Ki bir sürü hukuk mezunu var, bir sürü üniversitede hukuk açıldı yani. Bu konuda yani ne yapacağım bilmiyorum açıkçası. Yani yurt dışına açılmayı planlıyorum o yüzden. Neden umutlu değilsiniz? Çünkü zaten biliyorsunuz savaş var. Her an ülkemize de sıçrayabilir. Bu şartlarda zaten kolay kolay ben gelecekten umutluyum diyen insana da ben inanmam ya. Ya bir nükleer füzeye bakıyorsun aslında. Bir savaşa bakıyorsun. Bir krize, bir darbeye bakıyorsun. O yüzden kesinlikle umutlu değilim. Peki mutlu musunuz? Yani mutluyum ben kendi adıma söyleyeyim. Öyle çok lüks bir hayatım yok zaten, istemem de. Kendi halimde mutluyum, evet. İşte haberleri falan okuyoruz. Ekonomi durumu çok kötü. O yüzden ülkenin halinden memnun değilim. Gelecekten de mutlu değilim. Mutlu musunuz peki? Hayır. Neden mutsuzsunuz? Ya ülkenin hali çok kötü. Ülkemizin durumu belli ortada. Konuşmak. Ya onun dışında tüm eğitim hayatımız, her şeyimiz yani sadece ince bir ipe bağlı olduğu için. Yani geleceğimize dair hiçbir ışık yok, hiç gelecek hakkında da düşünmüyoruz yani. Düşünseydik yani bir umudumuz olurdu ama düşünmeyi bile bıraktık biz. Peki sizi ne korkutuyor? Geleceğin tamamı işsizlik. Şu an bile öyle zaten, hani bir öğrenci olarak bir kafeye gitmek bile lüks görünüyor. Aslında bir çay içmek lüks değil bence yani. Peki mutlu musunuz? Hayır. Neden mutsuzsunuz? Yani bir yere giderken iki defa düşünüyoruz hani böyle olmaması gerekiyor hani. Hem biz hem de mesela yolda giderken çok fazla artık dilenenler daha fazlalaştı sanki. Yani çöpten ekmek toplayanlar görüyoruz. Bu bizi üzüyor yani, bilmiyorum, çok kötü ülkenin durumu şu an. Biz bu yaşta ailemizi bile düşünmek zorunda kalıyoruz yani. Hani onların mesela, onlara nasıl sıkıntı olmayız? Onların mesela nasıl onları rahat ettirebiliriz? Hani mesela bir yere giderken mesela düşünüyoruz, bu böyle olursa eğer hani ailemiz ne kadar zorlanır? Bunu bu şekilde düşünmek zorunda kalıyoruz yani. Sevgili izleyenler, uyuşturucu bağımlılığıyla topyekun mücadele çağrısında bulunan Yeşilay Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Kemerli, uyuşturucu sorunu hepimizin ortak meselesi dedi.
Türkiye'de son yıllarda uyuşturucu kullanımı özellikle genç nüfusta hızlı bir şekilde artması toplumu endişelendiriyor. Uyuşturucu bağımlılığı en büyük neden sağlam bir aile yapısı. Bugün sigaraya başlayanlardaki en büyük neden iradenin zayıflığı, iletişim kuramamak. Ama sağlam bir aile yapısı olunca burada çocukların uyuşturucuya, sigaraya, madde bağımlılığına düşme riski çok zayıf, çok nadir bu ailelerde gözüküyor. Ama parçalanmış ailelerde bu oran çok çok yüksek. Bu oran artık ana sınıfı, ilkokul seviyesine düşmüş vaziyette. Bunun için de bizim mücadelemizi topyekun vermemiz lazım. Çocuklarımızdan, anne babalarımızdan hasreten ricamız şu, tanımadıkları, bilmedikleri insanların kendilerine ikram ettikleri şeker, jelibon şeklindeki ikramları asla almasınlar. Bağımlılıklarla mücadelede önleyici adımların büyük önem taşıdığını belirten Yeşilay Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Kemerli, uyuşturucuyla mücadele çağrısında bulunarak bu konuda herkese önemli görev ve sorumluluklar düştüğüne dikkat çekti. Birbirimizi sevmemiz, birbirimizi saymamız lazım. Az önce de ifade ettiğim gibi bu aile, bu iş tamamen ailede bitiyor. Aile çocuğunu sevdiği, saydığı ve takip ettiğinde, günlük çantasını kontrol ettiğinde bu işe bulaşma riski çok az. Ya da erken teşhisse eğer bu işe başlamışsa bu işi tamamen bitiririz. Sadece Yeşilay'ın, kolluk kuvvetlerinin, yerel yönetimlerinin, kamu kurumlarının değil, bu iş tamamen topyekun mücadeleyle Allah'ın izniyle ülkemizden silip atarız. Sıradaki haberimizle devam edelim. Geçtiğimiz günlerde pitbull saldırıları gündemdeydi. Bu kez Rottweiler cinsi köpek kadına saldırdı. Saldırıda Tuğba Sağlık ağır yaralandı. Gaziantep'te son günlerde köpeklerin insanlara saldırma olayları artmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde uzun süre gündemde kalan pitbull'un saldırısına uğrayan minik Asiye'nin yanı sıra birçok vatandaşın da saldırıya uğradığı görüldü. Gaziantep'te özel bir kolejde idarecilik yapan Tuğba Sağlık, arkadaşıyla birlikte simit almaya giderken aniden Rottweiler cinsi köpek üzerlerine saldırdı. Tuğba öğretmenin köpekten kaçarken ayağının takılıp düşmesi üzerine köpek kolunu ısırarak derin bir şekilde yaraladı. Tuğba Sağlık'a çevre sakinlerinin de müdahalesiyle saldırıdan kıl payı kurtulduğu an be an kameralara yansıdı. Sevgili izleyenler, Kilis'te 17 göçmen ve bu kişilerin ülkeye girişini sağlayan 2 göçmen kaçakçısı Kilis İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonla gözaltına alındı. Kilis'te Suriye'den illegal yollarla gelen 17 yabancı uyruklu kişiyle onlara yardım yataklık eden 2 kişi yakalandı. Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 7 Aralık Mahallesi Çerkez Zekeriya Sokak'ta Suriye'den illegal yollarla gelen mülteci olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi. İkamette yapılan kimlik kontrolünde 17 düzensiz göçmen yakalandı. Yabancı uyruklu kişileri sakladığı, getirdiği iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı. Bir otomobille bir motosiklete de el kondu. Yabancı uyruklu kişilerin göç idaresindeki işlemlerin ardından hastanedeki sağlık kontrolüne müteakip İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Sevgili izleyenler, Gaziantep kent merkezinde son bir hafta içerisinde yaşanan 12 ayrı trafik kazası kent güvenlik yönetim sistemi ve plaka tanıma sistemi kameralarına yansıdı. Gaziantep kent merkezinde son bir hafta içerisinde yaşanan 12 ayrı trafik kazası kent güvenlik yönetim sistemi ve plaka tanıma sistemi kameralarına yansıdı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü kentin farklı noktalarında son bir hafta içerisinde meydana gelen ve kent güvenlik yönetim sistemi ile plaka tanıma sistemi kameralarına yansıyan trafik kazalarına ait görüntüleri yayınladı. Yayınlanan görüntülerde hız, şerit ve ışık ihlali yapan sürücülerle yayaların karıştığı kazalar kameralara yansıdı. Meydana gelen kazalar sonucu sürücülerin trafik kurallarına uymalarının önemi bir kez daha görülürken, kazalarda herhangi bir can kaybının olmaması ise yürekleri ferahlattı. Sevgili izleyenler, Gaziantep merkezde 3 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asay Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amiri ekiplerinin 23 Şubat 2022 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Gaziantep merkezli Batman ve Van illerinde fuhuşa teşvik, aracılık, yer temini ve zorlama suçlarına yönelik düzenlediği operasyonda 17 kişi gözaltına alındı. Operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheli 25 Şubat 2022 tarihinde emniyette işlemlerinin tamamlanmasıyla sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Gaziantep Adliyesi'ne sevk edildi. 3 şüpheli tutuklandı, fuhuşa zorlanan 10 mağdur kadın kurtarıldı. Konuyla ilgili Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Gaziantep Asay Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirince yapılan teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde fuhuşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek suçunu işledikleri tespit edilen şahıslara yönelik Gaziantep merkezli Batman ve Van illerinde 23 Şubat 2022 günü yapılan eş zamanlı operasyonda 18 şüpheli yakalanmış, 10 mağdur kadın kurtarılmıştır. 25 Şubat 2022 günü mahkemeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanmış, 7 şüpheli adli kontrol şartıyla 8 şüpheli şubeden serbest bırakılmıştır ifadelerine yer verildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. Sıradaki haberimizle devam edelim. Gaziantep'te bu sabah saatlerinden itibaren başlayan yoğun sis görüş mesafesini 20 metreye kadar düşürdü. Kentte yağmur etkiliyken yetkililer sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Gaziantep kent merkezinin yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun sis görüş mesafesini 20 metreye kadar düşürdü. Gaziantep'te kent merkezinde sabah saatlerinde etkisini gösteren yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi. Merkez Şahinbey ve Şehit Kamil ilçelerinin yüksek kesimlerinde etkili olan sis araç sürücülerine zor anlar yaşattı. Yoğun sis görüş mesafesini yer yer 20 metreye kadar düşürdü. Yüksek kesimleri kaplayan yoğun sisten dolayı sürücüler farlarını yakarak trafikte güçlükle ilerledi. Yoğun sisten dolayı ana caddelerde trafik yoğunluğun arttığı gözlenirken sürücüler kontrollü seyretti. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri takip mesafesini korumaları, sis farlarını yakmaları ve hız yapmamaları konusunda sürücülere uyarılarda bulundu. Sevgili izleyenler, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali Türkiye'nin bölgeye gerçekleştirdiği meyve sebze ihracatını etkiledi. İç piyasada domates fiyatlarının düşmesine neden oldu. Adana Halil'de domatesin kilosu 25 liradan 4 liraya düştü. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle meyve ve sebze fiyatlarında düşüş yaşandı. Tüccarın en önemli gelir kapısı olan domates elde kalırken fiyatı bir hafta içerisinde 20-25 liradan 4 liraya kadar geriledi. Türkiye'nin narinciye ve domatesinin büyük bir bölümünün ihraç edildiği Rusya ve Ukrayna'da yaşanan saldırılar nedeniyle ürünlerin fiyatları da %60 oranında düştü. Domateslerde tabii bu Ukrayna savaşından ötürü geri dönen tırlarımız oldu. Bunlar da iç piyasaya girdi. İç piyasada bunun hepsini kaldırması mümkün değil. Geçen hafta 15-20-25 liraya kadar çıkan domates şu anda halde 4 lira 7 lira arası. Vatandaşı sevindirecek ama marketler denetim altına girerse biz bunu defalarca dile getirdik. Ben yıllarca bunun mücadelesini verdim. Türkiye'de üretilen bütün ürünler hallere girecek. Market, pazarcı, manavcı, tezgahçı herkes gelip halden alacak. Domates yüklü tırlar sınır kapılarından dönerken geçen haftalarda 15-20 liradan satılan domates bugün Adana Vedat Dolakay Hal Kompleksinde 4 ila 7 lira arasından satılıyor. Sevgili izleyenler, bu haberimizle birlikte ana haber bültenimizin sonuna geldik. Yarın saatler 19'u gösterdiğinde biz yine Gaziantep ve bölgenin haberlerini sizlere aktarıyor olacağız. Tekrar görüşünceye dek bizden ayrılmayın, hoşça kalın.